Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerre'l-umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevviç vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El-Ashab, Etbaalar, Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler Rahmetullahi Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü billah ve eşhedü billah. Şehadet ederim Allah'a. Şehadet ederim Allah'ın varlığına, birliğine. Lakat kâle li Cibrilu. Cebrail aleyhisselam şöyle bana söyledi. Vasiyet etti. Veya Allah Zülcelal Hazretlerinden hikaye etti bana. Dedi ki: Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inne müdminel hamri ke'abidi vesen. Şaraba itmanlı olan adam, dünyayı versen bir kadehini vermem. Ben bunu o kadar çok seviyorum. Benden ne istersen iste ama şu benim şarabıma, içkime karışma. Ben bunu çok seviyorum. Bunsuz duramam. Evet. Bu meret de öyle. İçindeki maddeler sebebiyle içeni daha çok içmeye, daha çok içmeye derken ayyaş yapıyor. Onsuz herif duramıyor. O olmadı mı kafası da çalışmıyor. İş de göremiyor. Seninle de konuşmuyor. İlle kafasını bulacak. Ben onsuz edemem. Her gün içiyor. Vazgeçmem diyor. Dünyada bundan vazgeçmem. İşte böyle. İdman ne demek? Değil mi? Bizde sadece sporda, futbolda, bilmem şurada burada kullanılıyor. Her gün yapılan şey idman odur. Değil mi? İdman. Her gün yapmazsan koşamaz, koşturamaz, sporu yapamaz. İki koştu mu dili bir karış sarkar. Yapamaz işini ama her gün idmanlı olursa sen hemen kalırsın, o devam eder. İdman bu. Her gün yapılan şey demek. Her gün şarap içiyor herif. Vazgeçmem diyor bundan. Böyle adam eşhedü billah, eşhedü billah. Cebrail bana söyledi. Ya bana vasiyet etti veya Allah'tan hikaye. Allah bana, ona söyledi, o da bana söylüyor. Mütmini hamr, şarapsız edemem diye her gün ısrarla şarap içen adam ke'abidi vatan, puta tapanın kendisidir. Puta tapan gibidir. Ke'abidi vatan, puta tapan gibidir diyor. Öteki taşa tapıyor, bu da şaraba tapıyor. Değil mi efendim? Tabii şarap şişede durduğu gibi durmuyor ki, içki insanlığın akla, akılla oluyor. Bizi diğer yaratıklardan ayıran akıl.
tabii hasetten, kinden, gururdan, nefretten ayrılmış saf akıl, aklı selim. Bu doğruyu gösteren meleke. Allah bize vermiş insana, karşılığında da imtihan. Kötü var, iyi var. Peygamber uyarıcı, Kur'an var. Ama kötülükler de var. Şeytana demiş, serbestsin demiş kıyamete kadar. Sana da akıl vermiş, buyur demiş. İmtihan için salmış dünyaya. Bu akıl kullanacağız. Allah'ın dediğine uyacağız. Peygamberi izinden gideceğiz. Yanlış şeyleri yapmayacağız. Akıl bunu söylüyor. Ama bir de nefsi emmaremiz var. Ya sen daha gençsin ya. Allah Erhamur Rahim'in. Allah Kerim ya. Kerem sahibi ya. İşine bak be. Sen bu sofuların dediğine bakma canım. Bir hacca gidersin. Orada Arafat'ta ağlarsın. Hepsini bitirir gelirsin ya. Böyle sana içeriden nefsin de onu söyler. E tabi meyhane arkadaşın, hadi lan hadi ya, bir tek atalım gelin, ne yani? Düğünde de içilmez mi ya? Hadi be ya, hadi be ya, ne yani ya? Filan diye seni teşvik ederler. Nefsin, arkadaşların, şeytan. Evet, buna rağmen akıl, hayır. Veya başka, kafan iyi çalışıyor. Namuslu para kazanmak kolay bir şey değil. Ama kirli işlerden sen %5'i zor tutturuyorsun, %10'u herif %500 tutturuyor. Kirli işler, esrar kaçakçılığı, değil mi? Eroin kaçakçılığı, bilmem ne kaçakçılığı. Sen de bunları yapabilecek kapasiten var, yapabilirsin de. Ama bu insanları zehirlemektir. Allah'ın emrine aykırıdır. İnsanlar Allah'ın eşrefi mahlukatıdır. Ben böyle bir şeyi yapamam. Paranın gözü kör azı, bana ne ya? Diyebilmek. Değil mi efendim? Zor bir iş. Bunu başarttık. Aklı selim. Aklı selim. Bunlara girdiniz mi? Bu aklı selim çalıştı mı? İnsanlığını koruyorsunuz. Ama makam sahibi, kültürlü adam içiyor, içiyor, içiyor. Bir de bakıyorsun hezeyan ediyor. Cümleleri tamamlayamıyor. Abuk sabuk konuşuyor. Allah Allah, bu adamdan bu lafı duydum. Duyuyorsun. Makamı şunu bu ne olursa olsun saçmalıyor. İnsanlık kalmıyor, rezil oluyor. Akıl gitti çünkü. Aklı örttü. İnsanlık kalmadı. Akıl gitti. İnsanlık asaletini rezil ediyor, yok ediyor. Evet, aklı selim. Doğruyu gösteriyor. Şarabı içtin mi, içki içtin mi, o kayboluyor. Örtüyor çünkü. Hamur o demek, örten demek. Yasaklanmasının sebebi, Allah'ın yasakları insanı asaletine uygun korumak için tertemiz gönderiyor dünyaya. Eşref mahlukat, içki içme, işte haram yeme, domuz eti yeme, pislik yeme, insanın asaletini bozacak şeyleri yasaklamış. Tertemiz gel bana diyor. Ben seni halife gönderdim. İnsanlara iyilik meleği ol diye gönderdim. Akıl verdim. Muhammed Mustafa'yı gönderdim. Kur'an gönderdim. İşte buyur. Gönderiyor dünyaya. Bu imtihan dünyasını başarıp döndün mü? Evet. En kötü şey işte bunları, bu düşünmeyi, bu akıl çalışmayı yok eden şaraba devam etmek. Öyle diyor bak, puta tapan gibidir. Puta da tapar adam, Allah'a da küfreder, peygambere de küfreder, söver, hakaret eder. Sarhoş adamın ağzından ne çıkacağı bilinmez. Her şey çıkabilir. Puta tapan gibidir diyor. Onun için kendin içmediğin gibi güzel peygamberimiz bizi çok seviyor. Müşfik insan. Aman diyor bakın böyle kendiniz içmediğiniz gibi onun dediğini yapacaksın. Oğluna, kızına başlayacaksın. Sevdiklerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve bütün insanlara. Felaket bir şey bu. İnsan şu taşa tapar mı ya? Bu kadar küçülür mü? Eşref mahlukat olan şey taşa tapıyor ya, taş. Halbuki o taşı o insan kullanıyor. Bir de ona tapıyor. Bu kadar adillik olur mu ya? Bu hale getiriyor işte. Evet, onun için bu aklı selimin bozulmaması lazım.
Allah'ın haramlarına yanaşmamak lazım. Özellikle içkiye yanaşmamak lazım. İçkiden vazgeçemem demek, böyle diyen adam puta tapan gibidir. Farkı yoktur. Evet, şimdi İhya Ulumuddin'den bir olay nakletmiş İmam Gazali. İmam Gazali dahi bir insan. Büyük adam olmak kafaya bağlı, akla bağlı. Kimin kafası çok çalışıyorsa bir numara oluyor. Evet, Ebu Bekir'in kafası en çok çalıştığı bir numara. Yani sadece güzel şeyler yapmakla iş bitmiyor. Kafa çok çalışacak, tam 12'den vuracaksın. Bu da kafayla oluyor. Evet, her şey böyle. İmam Gazali de böyle bir adam. Zamanında Allah yok diyen, her şey gelişi güzel olmuştur, tesadüfen olmuştur diyen bütün filozofları, felsefeleri rezil etmiş. Hepsini yenmiş. Ama kendini yenememiş. Hepsini susturmuş zekasıyla, kendini yenememiş. Fahrettin Razi de böyledir. Hem matematikçi, hem doktor, hem müfessir, hem hafız. Her şey var. Muazzam bir deha sahibi insan. Kendini yenememiş. Bir numara olmuş ama rahat edememiş. Mutmainliğe kavuşamamış. Ondan sonra evet, Şam'da Ümeyye Camisi var. Onun orada hala odası duruyor. Oraya kapanmış. 10 sene kimseyle konuşmamış. Allah'a teslim olmuş. Nefsini ıslah etmiş. Ondan sonra işte Birleşmiş Milletler, UNESCO onun eserlerini insanlığa yararlı gördüğü için tercüme ediyor başka dillere. Evet. Eyyühel Veled eseri var. El Munkudu Minat Dalal, sapıklıktan uyarıcı diye kitabı var. İhyası var. Evet. İnsan neyle insan olur? İmanla, aklıyla, şerefinle. Bunları kaybettiniz mi insanlık kalmıyor ki. Hayvanlardan beter oluyorsun. İhya. İnsanı insan yapacak esasları, prensipleri döşenmiş. Nefsini ıslah ettikten ve huzuru, mutluluğu bulduktan, kavuştuktan sonra o eserinde şunu söylüyor. Bakın, orada bir hikayeden söz ediyor. Evet. Fudayl adında bir evliya var. Büyük üstazlardan. Onun talebeleri var. Talebelerinden birisi vefat etmiş. Haber vermişler. Vefat etmek üzere diye. Hemen o Fudayl talebesinin yanına koşmuş gitmiş. Evet. Böyle durumlarda bizim diğer müminlere görevimizdir bu. Ölmek üzere olan adamı telkinde bulunacaksın. Yönünü kıbleye çevireceksin, ayağını. Ya en güzeli sağ tarafına döndürüp aynı kabirde yatar gibi kıbleye döndürmek. Kıble bizim ibadet edeceğimiz yöndür. Dua edeceğimiz yöndür. Yani başka yere dönerek dua edilir de, ama kıbleye döndünüz mü Aliyül Ala olur. O tarafa dönerek canı çıkarsa bereket, rahmet umulur. Kıbleye bizim her şeyimiz, kıbleye döneriz. Döndüreceksin. Mümkün değil sağına dönmesi. Ayağını kıbleye getireceksin, başının altına yastık koyup gözünü kıbleye getireceksin. Canı kolay çıksın, rahmet berekete sebep olsun diye. O da mümkün değil. Öyle bir pozisyonda ki kim döndürecek, kimsesi yok. Olduğu gibi yani, mümkünse. Ve eşini dostunu haber vereceksin, helalleşsinler. Helalleşsinler. Kul insan bu, şaşar. Helalleşsinler birbirlerinin haklarını. Ve oraya rahmet melekleri gelsin, rahmet bereket insin diye Kur'an okuyacaksın. Birisi de başucunda La ilahe illallah, la ilahe illallah diyecek ki son sözü la ilahe illallah olan cennete gider, müjdesine ersin diye. Aynı süzgeçten ben de geçtim, sen de.
birbirimize bunu yapacağız. Bana ne ya demeyeceksin, sen de git. Sen yaparsan yarın sana da yaparlar. Evet. İşte koşmuş gitmiş. Talebesi zaten Fudayl. O öğrencisinin yanına gitmiş. Evet. Ve La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sen de demeyeceksin. Neden? Adam sıkıntı içinde. Sırası mı ya deyiverir. Allah korusun. Bu da duyacak kadar söyleyeceksin bunu. Zaten nasip olacaksa söyler onu. Nasip olmayacaksa ne yapacaksın yani? Görevin bu. Sen de söyle deme. Çok canı sıkkın o anda. Can çıkıyor. Kolay değil. Öyle la ilahe illallah, la ilahe illallah filan demiş. O demiş ki yok demiş. Söyleme. Evet. Yapma demiş bunu. Ben bunu diyemem. Ondan sonra bunu söyleyemem demiş ve ölmüş çocuk. Rüyasına girmiş talebesi. Rüyasında onun sürüne sürüne ateşe girdiğini görmüş. Evliya adam bu. Görmüş, demiş ki oğlum sen benim talebemdin. Tefsir hadis okuyordun benden. Ne güzeldin. Niye bu? Diyor ki üç şey beni bu hale soktu. Bir, nemime, kovuculuk yapardım ben. Bu mecliste dinlediklerimi öbür meclise getirirdim, aktarırdım. Orada duyduklarımı oraya aktarırdım. Kovuculuk yapardım. Şimdi burada konuşuyoruz. Bu bir ders. Bunda problem yok. Ama iki üç arkadaş konuşuyorsunuz evde. Duyulmasını istemiyorsunuz. Adam duyuyor, öbürüne götürüyor. Çok yanlış bu. Nemmam derler buna. Ben nemime yapardım hocam. Başka hocalara götürdüm. O böyle dedi, böyle dedi diye. Oradakini sana oraya taşırdım. Arkadaşlarıma, talebelere. Bir nemime, iki. Hocam ben çok hasettim. Derste önüme bir çocuk geçti mi karnım gurtlanırdı. Niye öne geçiyor, beni geçiyor diye uykum kaçardı. Neden ben bir numara olmuyorum diye o çocuğu o da bilemese şaşırsa diye içimden hep böyleydim. Haset ederdim ben. Haset ederdim hocam. Üçüncüsü evet. Bende bir hastalık vardı. Şimdi işimiz şarap ya. Bende bir hastalık vardı. Doktora gittim. Her gün içilen dedi. Doktor bana her gün şarap içmemi söyledi. Yalnız sarhoş olma dedi. Ama bu senin ilacın bu. Şimdi bunu söylüyorlar. Efendim kalp hastalarına iyi gelir diyorlar. Bira diyorlar. Çünkü o damarları genişletiyor ya. Oradan filan doktor da bana dedi ki her gün iç. Sarhoş olmamak kaydıyla her gün iç dedi. Ben bunları yaptım hocam. Başıma da bu geldi. Evet. Başıma da bu geldi. Kovuculuk, haset, şarap, içki. Her gün içtim ben bunu. Söylemedim sana. Evet ben hocayım ama bunları yaptım hocam diyor. Evet, sürünerek yüzüstü sürüne sürüne cehenneme girdiğini görmüş, sormuş rüyasında, o da aktarmış. İmam Gazali söylüyor. Evet, içkiden Ümmül Habais, bütün kötülüklerin anası, akıl gidince her türlü kötülüğe yol açıyor. Kendinizi, eşinizi, dostunu, sevdiklerini, bütün insanları bundan vazgeçirmeye en güzel münasip şekilde çalışacaksınız. Evet, bu hadis-i şerifi Hazreti Ali'den sahih olarak nakletmişler. Birçok farklı rivayetlerle, değişik rivayetlerle aynı mealde bunu destekleyen hadisler var.